Bir de tabii hizmet demek sadece Türkiye'deki mağduriyetler demek değil. Ben mesela buradaki diyalogçu arkadaşlar diğerlerine diyorum ki bırakın mağduriyetleri biz anlatalım. Siz diğer güzellikleri anlatın. Hizmetin prensiplerini anlatın. Yapılan eğitim anlatın. Çünkü bizi Batı Erdoğan karşıtı veya sadece Erdoğan'ın zulmüne uğramış bir topluluk olarak görmesin. Öyle görürse yarın zulüm bitecek Allah'ın izniyle. Bittiği anda biz boşta kalacağız. Yani şeyimiz olmayacak burada karşılığımız. Çünkü senelerce bununla uğraşırsanız bunu biz yapalım. Bunu mağdurlar kendilerini anlatsın. Ama normal yapılması gereken hizmetler de o mecrada yürüsün gitsin. Çünkü bizim dünyaya vereceğimiz çok mesaj var. Yani Allah'a şükür hizmet de öyle bitmiş falan diye böyle deyince de ülkedeki bazıları artık onlar da samimi değil mi? Böyle diyorsunuz, buradakileri azdırıyorsunuz falan. Ben dersimi üstadımdan almışım kardeşim. Üstad diyor ki zalime kalkar canavara gider şey yaparsan merhamet dilenirse merhamet etmez döner bile dişinin kirasını ister. Evet. Ne diyor? Siz beni öldürseniz diyor bir Said ölür 50.000 Said'dir. Yani üstattan bu dersi almışsak biz o kadar yıl içerisinde bir kere boyun eğmemiş, bir kere aksiyon insanlığından vazgeçip kenara çekilmemiş, o hapishanelerde sigara kağıtlarına yazarak o günün vazifesi oydu, yapmışsa bizim de bugün hiçbir şeyden çekilmeden Allah'ın izniyle yapmamız lazım. Yapanı da Allah koruyor. Bunu da söyleyeyim. Yani buna da emin olun. Allah her Evet. şekliyle koruyor. Yani Şimdi kimse gitmiş millet Gürcistan'a gitti kapıdan döndü. Oradan çıkanlar ben gittim içeri girdim. Sadece çıkışta biraz yarım saat tuttular. Hanım geçti ben duruyorum. Hanıma git sen diyorum uşağı kaçacaksın. Sonra orada başladım millete sen şuraya geç sen buraya geç. Pasaport polisi gibi kontrol şey yapmaya. Polis baktı bu durmuyor da. Dedim ne kadar bekleyeceğim gel al geç dedi geçtim yani. Rahat ol. Evet.